Sevgili arkadaşlar ikinci parçayla devam ediyoruz ve şöyle patlatılmış görünümden çok daha net görebiliriz aslında birinci parça ile ikinci parçanın birbirine çok net bir şekilde benzediğini söyleyebilirsiniz. Ancak tabii farklar var. Örneğin birinci parça bakacak olursunuz teknik resimde çok net bir şekilde anlayacağınız üzere. Burada 80 mm'ye kadar geliyor ve toplam uzunluğunun 100 olduğunu biliyoruz şuraya kadarki kısmı ve patlamadığını görüyoruz. Yani delik geliyor bakın burada duruyor. Bu arada taralı kısmın var olan kısım olduğunu anlayabiliyoruz ki bu herhangi bir bıçakla kestiğiniz anda bıçağın değdiği yerlerin tarandığını düşünecek olursanız evet oralarda Dolu ama şuralar şuralar bakın boş 4 deliğin olduğu yerler boştu ama buraya geldiğimizde ki 2 numaralı parça çizeceğiz bakın 2 yazıyor zaten buraya geldiğimizde bakın buradaki şu gördüğünüz deliğin olduğu gibi boylu boyunca gittiğini fark ediyoruz ve bu sefer şurasının da 80 olduğunu görüyoruz değil mi? Diğer taraf yüzdü. Hemen geldik on shape'e ve ikinci parçayı çizeceğiz. Ama ilk parçayı çizdikten sonra bir klasör oluşturalım ki hepsinin içerisine atalım. Peki klasör nereden oluşturuyoruz? Bakın create'e gittikten sonra hemen altında bir folder görüyorsunuz. Bir klasör yap. Buraya tıkladıktan sonra ben buna diyorum ki drs, DRS alt res 01 diyorum ve Enter'a basıyorum. Yani birinci dersle ilgili klasör oluşturuyorum. E şimdi bu yaptığım nedir? Klasör ama bunun içerisine aktaracağım değer çizimi. Şuydu bakın görüyorum zaten. Bunu bas tutup hop bunun içerisine sürükleyip bırakıyorum zaten. Şimdi gelin isterseniz bunun içerisine gidin. DRS 01'in içine tıklayacak olursanız bakın ne oldu? İlk çizdiğiniz parça buraya yerleşmiş oldu. Dün çizdiğimiz zaten burada bakın belirliyor. İşte diğer kim oluşturdu? Ben oluşturdum. Bunu yapan ya da düzenleyen kim? Ben. Eğer bu dosyaya farklı kişiler ulaşabilseydi işte çalışma arkadaşlarınız falan bunu en son kim düzenledi yine buradan görebilecektiniz. İşte bulut tabanlı, cloud tabanlı çalışmasının aslında bir diğer artısı da bu oluyor. PLM mantığıyla çalışmanızı sürdürebiliyorsunuz. Şimdi tabii ki numaralı parçayı çizebiliriz sıfırdan bir öncekinde olduğu gibi ama vakit kaybetmeyelim. Neden? Çünkü şuna çok benziyor demiştim. İsterseniz bunu gelip kopyalayıp üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunun üzerine gelip sağ klik yaparak Bakın burada ne diyor? Copy diyor. Fark ettiniz mi? İşte gelirsiniz burada copy workspace dediği yere gelip bir defa tıklarsanız ne yapacak? Bunu kopyalayacaksınız. DRS 01'in DRS 01 alt 02 olsun bu sefer. Create dedim. Bakın ne oluyor? Bunu oluşturuyor. Aynı parçayı tekrardan oluşturuyoruz. Yeni bir parçayla oluşturuyoruz ve üzerinde değişiklikler yapabileceğiz birazdan. Bakın oluşturdu. Karşımıza zaten geldi hemen yukarıda görüyorsunuz. Şimdi bu oluşturduğumuz dosyanın içerisine bir defa tıklayarak giriş yapıyoruz. Karşımıza geldi parça. Şimdi artık revizyonlarımız yapabiliriz. 2 numaralı parça uyacak şekilde. Değişiklikler ne? Dediğim gibi burası zaten 80'di. Bakın burası metrik 10. Yine değerinde de, de metrik on olduğunu biliyoruz. Ancak şuradaki çapın 18 olduğunu biliyoruz. Hemen gelip onları uygulayacağız. Şimdi değişiklikleri nereden yapabiliriz? Tabii ki de ürün ağacından gelip şuraya bir defa tıkladığımda bakın burada bir ekstrüt yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Burası hakiklik yaparak edit dediğimizde Burasının bakın 100 olduğunu fark ediyoruz. Burası 100 değil de 80 olacak diyoruz. Enter, enter dediğimizde bakın ne oldu? Burayı sizin için ayarladı. Şurası alt çobası tutarak görebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde burayı deldi. Tabi içeride hala değişiklikler yapmamız gerekiyor. Nasıl değişiklikler? Geldim şöyle çevirdiğimde bakın şurası ile ilgili değişiklikler. Delik kısmına ve bakalım ne düzenlemeler yapacağız. Sağ klik edit dediğimizde açıldı. Eğer bir öncekine bakacak olursak ki şu zaten gördüğümüz o değerler bazı hatalar olduğunu fark ediyoruz. Çünkü bu delin olduğu gibi devam ettiğini gördük. Şuradaki boyu kısalttığımızda diğer bir taraftan da sanki şurada böyle istemsizce pahlar falan oluşmuş. E peki biz bunu doğru şekilde nasıl yapabilirdik? Bakın buradaki delik tipine geldim. Simple bir delik olacak. Ardından da standartı görüyorsunuz. Bunu geldim. Dın olarak belirledim ve hemen ardından anda hol tipini tep yapıyorum yani diş çekeceğim. Size'ını metrik 5 değil metrik 10 olması gerektiğini biliyorum ve buradaki adımını da 1 olarak yaptık. Hemen ardından devam ediyoruz. Bakın zaten kendisi bu değerleri verdi. Yalnız şöyle bir durum var. Toplam uzunluk var ya bakın 108.5 olarak geçiyor. İşte burada bazı hatalarımız var öyle değil mi? Neyse bakın buraya gelin biz şey yapalım 25 şimdi geldik buraya dişin uzunluğunun 18 olduğunu biliyoruz ve geri kalan kısmının da 2 olduğunu biliyoruz. Evet bu şekilde hazırladığımıza göre artık okey diyebiliriz ve Şöyle bakıyoruz sevgili dostlar. Evet. Gayet güzel görünüyor ama şöyle teknik resme bakalım. Evet burayı bir revizyon yaptık. Uzunluğunu zaten yapmıştık ama Delik çaplarına dikkatli bakın. Delik çapları 30 oldu. Bir öncekinde kaçtı? 25 de öyle değil mi? Şimdi geldik buraya. İyi de ben bunun ölçüsünü nasıl anlayacaktım? Yani şu anda teknik resimden anlıyorum ama şöyle üzerine gelip bir defa tıklarsanız hemen bakın sağ altta bunun mevcut ölçüsünü gösterir. Tamam mı? Doğrudan ölçmenize gerek yok. Yani ölçüm araçlarını falan kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir şeyin üzerine gelip şöyle tıklarsanız onunla ilgili uzunluk ölçüsünü falan öğrenmiş olursunuz. Çapını vesaire artık ne varsa öğrenmiş olursunuz. Tabi diğer taraftan iki kenar seçerseniz arasındaki ölçüyü alabilirsiniz. Mesela shift'e basit şununla şuna tıklarsanız bakın bu ikisi arasındaki ölçü 25'miş mesela. Her neyse burasını ne yapacağız? Değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Yine gelip şöyle tıklarsanız bakın buradaki extrude'müş. Sketch kısmımız hemen burada olacaktır. Sağ klik edit diyerek buraya gitmiş oldunuz zaten. Şöyle salça bas tutarsanız böyle çevirip görebilirsiniz zaten. Çapların 25 olduğu aşikar. Ama anlayamıyorsanız neye basarsanız karşısına dik bir şekilde gelir. Geldim bu 25'i 30 mm yaptım ve buradan okeyledim. Adoslar. Evet, bu şekilde revizyonlar yapabiliyorsunuz OnShape'de. Tabii ki sıfırdan çizseydiniz belki daha kısa sürecekti ama amacımız burada sizlere daha fazla şeyi aktarabilmek. Bunu hazırladıysanız artık kaydedebilirsiniz, öyle değil mi? Bazen şöyle sorular geliyor, ben bunu nereden kaydedeceğim? Arkadaşlar, OnShape cloud tabanlı yani bu tabanlı bir yazılım olduğu için bunu kaydetmek için gelip de işte şuradan bir yerden save falan demenize gerek yok. Zaten kendisini otomatik bir şekilde yazılım kaydetmiş oluyor. Diğer bir taraftan bu gördüğünüz modeli nasıl olacak da ben dışarıya aktaracağım, işte SolidWorks'e atabileceğim ya da bir printer'da bastırabileceğim diye soranlar olabiliyor. Onu nereden yapacaksınız? Bakın burada ürün ağacının hemen altında parts dediğimiz kısım var. Partlar. Gel buraya bir defa tıklayıp sağ klik yaparsanız doğrudan export edebiliyorsunuz. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Yani bununla ilgili buradaki Part ile ilgili yeniden isim verme, bunu düzenleme, işte teknik resmi alma gibi şeyleri buradan yapabiliyorsunuz. Hatta gelin yapalım export diyelim. Bakın karşımıza ne gelecek? Export seçenekleri gelecek. Ve buna bakın hangi formatta diyoruz? Step, ACS, işte STL işte falan ne istiyorsanız. Örneğin STL seçelim biz. Bunu seçtikten sonra artık bakın ester formatını görüyorsunuz. Hangisini isterseniz onu seçersiniz. Buradan gelip birimi, birimini de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz sevgili dostlar. Örneğin biz buradan milimetre olarak seçelim ve hemen ardından da Altta bakın medium olsun, fine olsun, Hangisini istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz ve bunu download edebiliyorsunuz malumunuz. Export dediğinizde artık bu sizin doğrudan bilgisayarınıza indirilmiş oluyor Böylelikle siz de dışarıya aktarabilirsiniz. Evet bu da hazırsa artık On Shaping kendisine tekrardan geri dönelim. Şöyle Go to Document zaten üstüne gittiğinizde görüyorsunuz. 2 numaralı parçayı da şu an çiziniz ama 1 numaralı parçada bazı teletütlerimiz var. Gel demora tıklayarak revizyona gidiyorum. Parametrik tasarımın mantığı bu sevgili dostlarım. Ola ki sınavınız olur bir şey yalnız çizersiniz aynen böyle gideceksiniz düzenlemelerinizi yapacaksınız. Ya dışınızda kullanıyorsunuz mecburen bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben şu hol'u bir tekrardan kontrol etmek istiyorum ki zaten üzerine gittiğimizde boylu boyunda bunun devam ettiğini fark ettim. Sağ yaparak bunu edit dediğimde aa diyorum bakın ben şurayı yanlış seçmişim fark ettiniz mi? Gelip bunu seçerek yine simple diyorum ve bunu standardına gelip bunda da yine dın seçiyorum ve Dep diyorum. Metrik 10 olacak diyorum. Bazı yerleri bilerek yanlış yapıyorum. Lütfen kızmayın ya bunu keşke başta söyleseydin falan demeyin. Bazı şeyleri böyle 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 yapmanız gerekiyor. Adımına geldik. Bir, herhangi bir diş çekme, kılavuz çekmene ne olduğunu şöyle başlarırsanız adımın ne demek olduğunu anlarsınız. Hani o herhangi bir vidada böyle Helisler görüyorsunuz ya o iki helis arası mesafeye diyorlar. İşte bu adım dediğimiz şey 1 bir olur, 1,5 bir olur. Şuradan bakın 1,25 olur. Piyasada herhangi bir şey satın alırsanız, vida alırsanız zaten bunu sorarlar size. Burası otomatik bir şekilde zaten geldi ama şu derinlik var ya, bu derinliği şöyle 30 falan yapalım. Önemli değil. Komple derinliği matkap ucu zaten diğer tarafı 25 mm olacak dişin uzunluğu ve bu arkadaş 5 mm ile ilerleyen yerde devam edecek. Boşta devam edecek daha doğrusu. Ve o okeylediğinizde ne yapıyor? Bunu da kendisini revize etmiş oluyor. Bakın şöyle görebilirsiniz. Evet bu da hazır olduğuna göre tekrardan o shape'in logosuna şöyle tıklayarak geriye gidebilirsiniz. Bunu da kendisi zaten kaydetti. İki parçamız hazır. Şimdi ne yapacağız? Birazdan 3 numaralı parçamızda devam edeceğiz. 3 numaralı parçada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.